Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 19 Haziran Salı gününün ilk maçı, E grubunun ilk maçı olan Kolombiya-Japonya maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 6. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Kolombiya takımı toplamda 6 kere Dünya Kupası'na katılmıştır. Turnuvaya katılmak için 18 maç yapmıştır. Bu maçlardan 7 galibiyet, 6 berabere ve 5 yenilgi alarak turnuvaya katılmaya hak kazanmışlardır. Kolombiya atak futbolu oynamakta olup, seyirciye futbol keyfi vermektedir. Hücumda orta sahadan kanatlara topu veren ekip, kanattan ceza sahasına girerek tehlike oluşturmaktadır. Savunmada ise zayıf gözüken ekibin turnuvadan çıkma ihtimali vardır. Japonya takımı ise, Dünya Kupası'na birçok kez katılan ekip, turnuvaya katılmak için gruptan lider çıkan tecrübeli ekip, paslı oyunuyla göz dolduruyor. Defans hattında ise iletişim eksikliği göze çarpıyor. Peki Kolombiya ve Japonya maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %56 oranla Kolombiya kazanabilir. %17 oranıyla da Japonya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %27. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.